Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bakın bitti. Oyuna girdik arkadaşlar. Çok fazla hediye var. Çok fazla paket açma hakkı verildi arkadaşlar. Hatta oyuna girdiğimizde hediye kutusunu dop dolu göreceğiz. Şimdi genel bilgiler var. Tüm hediyeleri, verilenleri, gelenleri inceleyelim bu videomuzda. Devam et dedik. Şimdi arkadaşlar 700 milyon indirmeyle alakalı her gün bir tane Epic paketten ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Toplamda 21 tane. 7 tane Epic futbolcu var. 143 tane normal kart futbolcu. 150 futbolculuk o paketten. Her gün bir tane. Oyuna her gün giriş yapmamız lazım. Fernando Torres, Van Basten gibi isimler var. Düşük seviyeliler de var. Lionel Messi ile 800 milyon gol atıldığı için onun hediyeleri verildi. Antrenörler, beceriler ve 150 futbol parası. Yöneticiden özür hediyesi. Şimdi bakmayın böyle burayı hızlı geçtiğine. Hediye kutusu dolu arkadaşlar. 700 milyon indirmeyle alakalı mesela Player of the Week, güçlendiricili Player of the Week futbolcusu veriliyor. Hem bugün hem 2 hafta daha. Toplamda 3 tane Player of the Week oyuncu hediye edilecek. Tabii bende çok fazla hediye de vardı. Bugün verilenlere bakalım. Bu hesapta arkadaşlar bizim şey hesabımız yarıda kalmıştı. Eski bakımsız hesapları güçlendiriyorduk ya. Oradaki 3. hesabımız yarıda kaldı. Bu hafta tamamlarız. Ben bayağı bir hediye de topladım. Bu hesabın gücünü çok arttıracağız. Bugün verilenlere baktığımızda Katar'dan demiştik ki arkadaşlar videolarda Asya Kupası'nın hakkı Konami'de. Yani hediye etkinlik keşke getirse. Getirdiler. Şimdi bu epik futbolcuyu verdiler. Etkinliklerde işimize yarar. Silmeyelim. Gelen etkinliklerde maksimum seviyelerine bakmamız lazım. Şimdi buradaki futbolcu 78. Son Kresin. PES zamanında da veriyorlardı. Epiklerden açma hakkı var ki şimdi orada Son'un Kim Min-jae'nin olduğu paket güzeldi. Şimdi hepsine bakalım arkadaşlar. Ben tek tek bakıyorum seviyeleri de görmek için. Bu santrafor da 79'dan başlıyor. Bunların maksimum seviyeleri, özellikleri henüz açıklanmadı. Güçlendiriciler ne kadar etkiliyor onlara da bakarız. Şimdi bugün verilen Rüdiger'i sizlere hemen göstereyim. 700 milyon indirme kampanyası ile alakalı. Oyuna giren herkese Rüdiger verildi. Kadromuzda 98'e kadar çıkıyor güçlendirici ile birlikte. Güçlendiricili Player of the Week kartı. Bugün ilk defa geldi. Hediyeler bitmedi. Çok fazla ücretsiz açma hakkı var. Lionel Messi hediyesi 150 futbol parası. Beceri antrenörleri. Japon paketten ücretsiz açma hakkı. Suudi Arabistan'dan. Asya Kupası'na katılan ülkelerin paketleri geldi. Oralardan ücretsiz açma hakları veriliyor. Malezya, Irak, Endonezya, Hong Kong. Tabii birçoğunda düşük seviyeliler var. En kötü etkinliklerde işimize yarar arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Öncelikle kampanyayı inceleyelim. 700 milyon indirme. Genelde bu indirme kampanyaları dop dolu oluyor. Fakat haftalara yaymış Konami. 3 haftaya yaydı arkadaşlar. Her hafta bir tane Player of the Week ücretsiz kart verilecek. Bugün Rüdiger verildiği gibi güçlendiricili Player of the Week kartı. Umarız güzel futbolcular verirler. Sonra etkinliklerden, görevlerden falan kazanacaklarımız var. Hedefler bölümüne 210 e-futbol parası, beceri antrenörü, 100 bin DP, 200 bin GP. Epic paket geldi arkadaşlar. 7 tane destansı oyuncu var. Oyunculara da bakarız, inceleriz. Her gün birer tane ücretsiz açma hakkı. Toplamda 21 tane. Mağazaya oyuncu eklendi. 5000 futbol puanı hediyesi de var. Eğer puanınız da yoksa point yazısına tıklayıp 5000 futbol puanı linke tıklayarak alabiliyoruz. Sabah videomuzda değinmiştik. O yüzden buraya geçeyim arkadaşlar. Goreska'yı da alabiliriz. Şimdi paketlere gelelim. Buradan ücretsiz açmakların hepsini aldık değil mi arkadaşlar? Ha şurada. Worldwide Clubs kalmış. En önemlisini bırakmışız. Şimdi diğerlerini ben toplu bir şekilde hesap güçlendirmesinde alacağım. Sözleşme dedik. Player of the Week paketine baktığımızda arkadaşlar birkaç tane futbolcuda güçlendirici var. Ülkemizden iki isim bulunuyor arkadaşlar pakette. Cengiz Ünder güçlendiricili geldi. Seviye bir tık daha artacak. Sonra burada Martin var. Ivan Martin. Bu da güçlendiricili. Abdülkerim var ülkemizden tercih edilen. Fakat seviyeyi düşük yapmışlar. 90 seviye. Güçlendirici de eklememişler. Bir de Muhammed Salah var. Çok yüksek seviyeli. Yanında bir de güçlendiricili. Bu pakette çok ilginç oyuncular var. Mesela Hernandez stoper olarak geldi. Hem stoperde hem de sol bekte en yüksek haliyle oynayabiliyor. Diaby ofansif orta saha olarak geldi. Boşluk kollayan oyuncu. Sonra mesela Rodri var, çok yüksek seviyeli bir isim. İngiltere Ligi'nde son maçlara bakmadılar. Biraz karışık bir tercih yapmış Konami.
Şimdi mesela Cengiz Ünder'in güçlendiricisi neleri etkiliyor? Şutu artı 3 arttırıyor. Top kontrolü, bitiricilik, şut gücü, fiziksel temas. Şimdi artı 3 seviye alsa 96, güçlendiriciyle birlikte 97, acaba 98'e çıkar mı? Muhammed Salah'ın güçlendiricisine bakalım. Pasını arttırmışlar. Alçaktan yüksekten pas, falso, şut gücü. Ya o diğer göbek değil mi? Stoper zannettim bir an. Bunun da tekniğini 3 arttırmışlar. Buradaki özellikleri. 3 futbolcu. Değil mi? Başka gözümüzden kaçan yok. Tüm futbolcularda yok. Konumu bazı futbolcular demişti. Şimdi bedava açmaklarımız var arkadaşlar. Fakat seviyeler tabii çok yüksek değil. Birkaç tane yüksek var ama Güney Kore paketi güzeldi. Çünkü burada Son var 96, kadromuzda 99 olur. Kim Minje var 95, kadromuzda 98 olabilir. Diğer paketler düşük seviyeli. Buradaki oyuncuları etkinliklerde kullanabiliriz. Asya Kupası ile alakalı etkinlikler gelecektir. Oralarda işimize yarar. Düşük seviyeli bunlar. Başka burada hem Epic paket önemli. Her gün bir tane ücretsiz açma hakkı verilecek arkadaşlar. Toplamda 21 tane. Van Basten var, yüksek seviyeli. Kaleci Julio Cesar var. Fernando Torres var. Sonrasında Park Ji-sun var. Van der Vaart var. Rosicky, Lizarazu. Ben yani ilk üçlüyü isterdim. Van Basten de çok hızlı değil ama ceza sahası önünde, içinde, topla buluştuğunda bitiriciliği iyi olan bir futbolcu. Kaleci epik olarak en azından formsuz gelmez. Ama en çok istediğim benim Fernando Torres'tir. Çok severim. Fırsatçı golcü. Ama maksimum seviyesini bir bakalım, inceleyelim. Bu kartında neydi? Geriye kalanlar bunlar arkadaşlar. Çıkarmak tabii kolay değil. İnşallah buradan 21 gün boyunca birden fazla epic çıkarırız ya da en kötü bir tane çıkarırız. Daha önce de böyle epic paket açma hakkı verildiğinde şanslı hesaplar çok fazla çıkardı ama hiç çıkaramayan hesaplarımız da olmuştu. Öyle denemeler yapmıştık. Paketler bunlar arkadaşlar. Player of the Week'te değişik, sürpriz, farklı, güzel isimler bulunuyor. Etkinliklere bakalım. Yapay zeka etkinlikleri. Buradan DP'ler kazanıyoruz ilk etkinliğimizden. Şöyle kontrol edelim. Kaç bin DP'ydi? Tek tek. 2 tane 10 binlik veriyor. GP var. 2 tane daha 10 binlik. Yine GP. Toplamda 60 bin antrenör puanı. 70 bin GP. Buradan da Player of the Week ücretsiz açma hakkı elde edebiliyoruz. Yanında 60 bin GP. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın gözünden kaçabiliyor. Bu etkinliği oynayarak Player of the Week'ten bir tane ücretsiz açma hakkı elde ediyoruz. Bugün gelen etkinlikler bunlar. Bir de online maçlarda çıktığımız etkinlikler var. Elle futbol parası kazandığımız. Buradan elle futbol parası değildi arkadaşlar. Beceri antrenörü kazanıyoruz. Antrenör puanı. Şundan da elle futbol parası. Ve yanında beceri antrenörleri. Neye değinmedik? Ligime değinmedik arkadaşlar. Ligime de bugün Ruben Dias falan eklenmişti. Şuradan hemen bir yerlere girdik ama hadi Kolombiya olsun. Rastgele bir şeyler seçtik. Ruben Dias eklendi, çok yüksek seviyeli. Hemen şöyle baktığımızda oyunculara 98 Ruben Dias, kaleci Courtois, Van Dijk, Merino var 95'lik kartı, Berardi. Aşağılara doğru seviyeler düşmekte ama tabii burada Osimhen var 2800. Geri diyelim biz. Başka değinmediğimiz bir şey kalmadı galiba. Kampanyanın ilk hediyeleri verildi bugün. Önümüzdeki haftada her gün girdiğimizde de birer tane ücretsiz açma hakları verilmeye devam edecek arkadaşlar. AFC ile alakalı tabii önümüzdeki zamanlarda yine etkinlikler falan da gelebilir. Şimdilik ücretsiz açma hakları verdiler. Şuraya da yine bir tıklayalım. Farklı bir gözümüzden kaçan bilgi var mı? 3 tane destansı oyuncu. Tesadüfi anlaşmalar tamamdır. Mağazaya oyuncu eklendi. Güçlendiricili Player of the Week karşımızda. Bir tane ücretsiz açma hakkı. Bedava Rüdiger hediyesi. Tüm hediyelerimiz şimdilik bunlar arkadaşlar. Bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz açma haklarına güzel futbolcular çıktı mı? Yüksek seviyeliler. Bedava EP'yi bugün çıkarabilen var mı? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.